Görünmez düşman. Dünya onu böyle tanımladı. The new epicenter of COVID-19 in Ontario, for Canada. Görünmez bir düşman. Bir virüs. Bir virüs. Bir virüs. Küresel Sağlık Endeksi verilerine göre pandemiye karşı en iyi hazırlığı yapan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ydi. Korku medeniyetinin çelişkileri kaosu besliyor. Çok uluslu şirketlerin insafına kalmak gerçekten korkutuyor. Küresel sistemin geleceği küçük bir virüs yüzünden tehlikeye düşüyor. Yeni kavramlar, yeni normaller, yeni alışkanlıklar doğuyor. Hayatlarımız değişiyor. Küresel sistem gücünü düşmanın büyüklüğünden alıyor. Ama yeni düşman gözle bile görünmüyor. Görünmez düşman. Görünmez düşman. Bilinen dünyanın sonuna mı işaret ediyor? Gerçekten her şey bize gösterildiği gibi mi ilerliyor? Dünya bir sabah, daha önce kimsenin bilmediği, tecrübe etmediği bir güne uyandı. Bu virüs dünyanın her noktasında tesirini gösterdi. Covid sürecinde devletler, devletlere karşı bencilliği bu sefer açıktan yaptı. Daha da kutusu, devletler kendi insanına, insanlarının bir kısmına bencillik yaptı. Bu, insanlığı huzursuz eden bir durum. Salgında en önemli sıkıntılardan biri de yayılım hızına bağlı olarak hastanelerin hızla dolma ihtimalidir. İtalya'nın durumunu hepimiz biliyoruz. Orada tedbirlerden ve hastanelerin kapasite yetersizliğinden dolayı çok trajik durumlar yaşandı. Bu hastalığı önemli kılan hastalıktan kaynaklı ölümlerin oranı kadar dünyadaki ekonomik işleyişi doğrudan olumsuz etkileyebilmesiydi. Dünya küresel ekonomik sistemi durma noktasına geldi. Yalnızca insan hareketlerinin yavaşlaması bile büyük bir tehdit. Refahın korunması için örgütlenebilen dünya, acının paylaşımı için birbirine düştü. Büyük, kocaman ittifaklar, küçücük bir bez parçası olan maske için sorgulanır hale geldi. Sanıyorum Türkiye'nin bu süreçte yaptıkları tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Çünkü daha salgının ne olduğunu henüz netleşmemişken Dünya Sağlık Örgütü yaşanan hadisenin bir pandemi olduğu bile ilan etmemişken Türkiye çok sıkı tedbirler aldı. Yani Türkiye daha en başından itibaren süreci çok dinamik, sıkı kararlarla idare etti. Mesela daha ilk günlerde liseler kendi kendilerine maske dikmeye ve o maskeleri insanlığa dağıtmaya başladılar. Allah korusun yarın neler olacağı bilinmez ama Türkiye'nin bugünkü gibi yarın da bu türden felaketlere hazırlıkla durumda olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye şu birkaç aylık süreçti. Dünyada bunca şey yaşanırken, ekonomiler sarsılıyorken, 100'e yakın ülkeye uçaklar dolusu yardım gönderdi. İki koluyla büyük PR yapanlar gibi değil, gerçek, kocaman uçaklar dolusu yardım. Aşı geliştirme sürecinden bahsedecek olursak, dünya çapında 150'den fazla aşı geliştirilmektedir. 23 aşı adayı RNA veya DNA temelli olup klinik deneme aşamasındadır. Yapılan çalışmalar ışığında 2021 yılın ortasında bir aşı bulunacağını umut ediyoruz. Bir aşı oluşturulduktan sonra milyonlarca dozun dünya çapında üretilmesi ve dağıtılması gerekecektir. Peki aşıyı önce kim alacak? Fiyatı ne kadar olacak? Ben Zimbabweli biri olarak kendi ülkeme
yeterince aşı gidecek mi diye merak ediyorum. Devlet benim hastanemi yapıyor. Beni okutuyor, benim o hastanede doktor olmamı sağlıyor. Beni Türk Devleti okuttu ve ben bugün bir doktorum. Ben burada okudum, burada doktor oldum. Şimdi ilk işim, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini ülkem Kenya'ya nasıl aktarılabilir ve Kenya-Türkiye irtibatını nasıl geliştirebilir, bunun yollarını aramaktır. Bir sonraki adım olarak dünya çapında kullanılabilen elverişli bir antik DNA veri tabanı geliştirmeyi planlıyorum. Türkiye'ye geldikten sonra Afrika'da gönüllü çalışan doktorların seminerlerine katıldım. Orada yapılan ameliyatları heyecanla dinledim ve yapılan işlerden onlar adına gurur duydum. Ve bugün ben de artık bir doktorum, dahası bir cerrahim. Çocukluk nasıl diyeyim? İnsanın en saf hali. Ben o saflığı çok seviyorum ve o saflığın korunması, yaşaması için çalışmak istiyorum. Türkiye benim gibi binlerce doktor yetiştirdi. Kolombiya ya da Nepal'dan yahut benim gibi Mısır'dan binlerce doktor. Hepimiz dünyanın bir köşesinde insanların, çocukların hayatını korumaya çalışıyoruz. Daha doğrusu çalışacağız. Ama burada önemli olan Türkiye'nin bunu rasyonalize ederek büyük yatırımlarla sağlamasıdır. Yapılan sağlık yatırımları inanılmaz. Yemen'de çevrecilikle geçinen bir ailenin artık bu sene itibariyle kimya mühendis olmuş bir evladıyım. Beni bu devlet okuttu. Ben burada mühendis oldum. Türkiye bence yalnızca kendisi için değil, dünyada iyi insanların geleceği için de harika işler yapıyor. Bu sebeple sadece Türkiye'nin okuttuğu bizler değil, tüm dünya Türkiye'ye teşekkür etmelidir.